Merhaba, Organik Alem kanalı, ailenizin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için paylaşacağım tarifim, gördüğünüz gibi köy tavuğu arkadaşlar. Köy tavuğuyla harika bir menü çıkaracağız. Akşam menüsü, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz harika bir menü tavsiye ederim herkese arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir köy tavuğu lazım size. Eğer ki bu benim ablam sağ olsun göndermişti, onun kendi bahçesinde yetişen tavukları. Eğer sizin böyle imkanınız yoksa birçok zincir marketlerde organik tavuklar da mevcut, bütün marketlerde var, ben görüyorum ara sıra, olmadığı zamanlar ben de alıyorum tabii ki. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, köy tavuğunu pişirmek biraz zahmetli iştir, biraz sert olduğu için onu biraz daha uzunca pişirmek gerekir arkadaşlar. Ve size bizim Hatay usulü diyeyim, dövme pilavıyla yapacağımız tavuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Köy tavuğundan bahsetmek istiyorum. Malzemelerimiz şimdilik ön kısımda malzemeler. Önce tavuğu haşlamamız gerekiyor arkadaşlar. 2 tane kuru soğan kullanacağım. Çeşitli baharatlar kullanacağım arkadaşlar. Karabiber, tuz kullanacağım. İri iri doğrayacağım soğanları ve içerisine güzelce dolduracağım. Hafif biraz salça ekleyip güzelce dolduracağım arkadaşlar. Ondan sonra hop düdükleyip pişireceğiz. Ondan sonra size devam edeceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar tarifimizi. Evet, köy tavuğumuzu arkadaşlar şöyle düdükleyip iyice alıyoruz. Hepsini koydum. Diğer parçalarını, ciğeri ve diğer parçalarını, sakatatlarını da ekliyorum. İçerisine şöyle defne yaprağı ekliyorum 2 tane. Birazcık karabiber ekliyorum. Tuzunu da yine siz istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar kullanacağım. Tuz tercih sebebi, istediğinize göre ekleyebilirsiniz. Suyunu da ekliyorum arkadaşlar. Suyu olsun, fazla olmakta zarar çıkmaz. Çünkü bu suyunu dondurup çorbalarda da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok da faydalı olur arkadaşlar. Şu şekilde bakayım, suyu yeterli mi? Az daha ekleyebilirim. Bunu bu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha ben su ekleyeceğim. Çünkü suyunu kullanmak istiyorum. Ben başka yerlerde de pilavda, çorbalarda kullanmak istiyorum. Ekleyeceğiz ve bunu yaklaşık 40 dakika haşlayacağız arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Dövme pilavı için arkadaşlar şöyle 2 su bardağı, gördüğünüz bu bardak ölçüsü standart klasik bardaklardandır. 2 su bardağı yarma ya da dövme, bizim Hatay'da dövme denir. Böyle unlu unlu olur. Yıkamadan göstermek istiyorum. Çünkü bu kıvamda olanlar arkadaşlar gerçekten güzel dövmedir. Yani yarmadır. Paketli satılanlar biraz bu şekilde olmuyor maalesef. Güzel de açılım yapmadığı için size hani bu şekilde olanları öneririm. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde olan dövmelerin. Tekrar yapım, bunu yıkayacağım. Yapımına devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tavuğum pişti. 40 dakika bu şekilde pişirdim. 40 dakika sonra altını kapattım. Yani kaynadıktan sonra 40 dakika diyeyim. 40 dakikadan sonra altını kapattım ve kendi haline bıraktım pişmesi için. Yani havasının çıkması için kendi haline bıraktım. Şu an şöyle kopuyor. Evet, pişmiş. Çünkü bunu çok aşırı pişirmeyeceğim. Pişti zaten. Bu şekilde de yenilebilir fakat ben bir taş fırında da pişireceğim için bu şekilde yeterli benim için. Yoksa eğer ki fırında pişirmeseydim bunu biraz daha 15 dakika kadar pişirebilirdim. Şimdi birazdan bunu boşaltacağım. Devam edeceğiz. Tavuğumuzu bıraktım arkadaşlar. Şimdi geçelim dövme pilavımın yapımına. Bunu güzelce bir yıkadım. 2 su bardağı dövmemi. Harika, size tarif veriyorum. Gerçekten bu çok lezzetli olacak. Şimdi bile kokusu buram buram harika, mis gibi tavuk koktu arkadaşlar. Eğer ki ıslanmış nohutunuz varsa, yani ıslanmış olması gerekiyor. Direktmen koymayın çünkü dövmeyle pişmez. Islanmış, önceden bir gün öncesinde ıslanmış varsa o şekilde nohut kullanabilirsiniz. Şöyle bir kase. Yani nohut isteğinize göre, ben nohutlu seviyorum. Nohutlu yapmak istedim. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ama çiğden koymayın direkt. Çünkü ıslanması lazım. Yoksa içinde sert kalabilir. Ya da ezilebilir fazlası. Bu 2 su bardağına 2,5 dolu dolu 2,5 su bardağı tavuğun kendi suyundan koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Gerçekten şu anda buram buram mis gibi tavuk koktu. Gerçekten çok köy tavuğu çünkü bunlar. 2,5 su bardağı. Şöyle biraz fazla da geçse olur çünkü dövme özlü, bizim orada özlü derler. Özlü olması
daha çok tercih edilir. Ben diğerine ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an suyumuzu ekledik arkadaşlar. İçerisine şöyle çok fazla değil ama az tuz ekleyin. Çünkü olmazsa olmuyor. Şimdi tuzu da bunu da hemen düdüklümüze koyuyoruz. Kapatıyoruz. Yaklaşık bunu da yarım saat pişireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet, tavuğumuz burada. Bunu da fırına almak için hemen soslayacağız. Gerçekten çok leziz. Köy tavuğumuz harika. Bunlar da yine iç organları. Bunlar da çok lezzetli oluyor ama bunu ben fırına koymayacağım. Onu biz sonra tüketeceğiz öyle. Şöyle biraz tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Üzerine güzelce yedireceğim. Pardon, önce limonu sürecektim. Özür dilerim. Limonum var. Bir tane limonumu bu. Güzel aroma verecek ve kızarmasını sağlayacak. Şöyle güzelce süreceğim bunu arkadaşlar. Her yerine. Çok güzel kızaracak bununla inşallah. Utandırmayacak beni benim tavuğum. Organik mis gibi yetişen, bahçede yetişti. Gezerek. İşte dedim ki belki tavuğunuz yoksa, bu şekilde organik yoksa her yerde satılıyor artık. Her yerde bulmak mümkün. Onlar da biraz tabii ki geç pişen tavuklardan. O şekilde alıp da yapabilirsiniz. İyice her tarafından. Bakın ben diktim. Eğer ki siz yapamam diyorsanız hani normalde yapabilirsiniz içine. Bizim klasiktir orada. İçine soğan doldurulur. O kısmı da arkadaşlar video çekerken maalesef azizliğine uğramışım. İri iri doğrayıp çekeceksiniz. İri iri doğrayıp soğanları içine koyup dolduracaksınız arkadaşlar. O kısmı maalesef dediğim gibi videomda bir azizliğe uğradım. Sizlere gösteremedim. Her tarafına, amaç her tarafına bu limonu şöyle güzelce bir sürmek. Böyle güzelce bir süreceğiz arkadaşlar. Yedirdik. Ondan sonra sıra tereyağımızda. Tereyağı da kızarması için bunu ben süreceğim arkadaşlar. Videoma sonra devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar az bir şey, nasıl diyeyim, bir yemek kaşığından daha az domates salçası kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da suyuyla, kendi suyuyla üzerine sürmek için sos yapacağım arkadaşlar. İçerisine biraz kimyon atmayacağım. İçerisine karabiber atacağım biraz. Hafif düdüklümde bu arada dönme planlı pişiyor. Akşama gelin buyurun arkadaşlar. Gelmek ister misiniz? Buyurun, ziyafet var. Yorumlara yazın. Eğer ki sorularınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Büyümeye ihtiyacım var gerçekten. Daha güzel videolar çekebilmek için, daha iyi işler yapabilmek için kanalımın daha büyümeye ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Sizleri de beklerim. Misafirim olup gelebilirsiniz, buyurabilirsiniz. Her zaman kapım açık. Böyle şöyle güzelce bir de sürdük. Bunu garanti altına almış oluyoruz arkadaşlar. Sosumuzu da sürerek. Çünkü her zaman her şeyde olmama ihtimali %30-40'larda olmama ihtimali her zaman var. Her zaman işimizi garantiye alalım arkadaşlar. Garantici olalım. Şöyle sürelim güzelce bir. Bunlarla beraber muhteşem kızaracak tavuğumuz ve görsel açıdan da gerçekten şölen olacak. Misafirlerinizi wow dedirtecek sofralar kurabilirsiniz arkadaşlar. Sosum arttı gördüğünüz gibi. Bunu fazla koymayacağım. Şimdi birazdan pilavın pişmeye yakın birazdan fırına koyacağım. Çünkü hani bu soğumasın o arada. Pilavın piştikten sonra yaklaşık 20 dakika fırına koyacağım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yaklaşık 10 dakika ısındı fırınımıza. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Kapatıyorum 200 derecede. 30 dakika pişirdim. 30 dakika sonunda altını kapattım arkadaşlar. Yani düdüklüyü bilirsiniz. Kaynadıktan sonra, su ilk kaynadıktan sonra 30 dakika pişirdim arkadaşlar. 10 dakika, yaklaşık 15 dakikada kendi halinde o şekilde bekledi. Şimdi pilavın diğer aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sosu için geçelim malzemelere. Şöyle bunu biraz önce yaptım daha ben. Yani biraz önce derken 1-2 saat önce yaptım. Hemen onu kullanacağım. Tereyağı mis gibi. Ve içerisine biraz da aslında zeytinyağı kullansak daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ekleyelim doğal zeytinyağımız. Bunlar yavaş yavaş eriyecek.
Bu arada biraz da şey koyuyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar tel şehriye koyuyoruz. Yavaş yavaş yerisin. Bunda kavrulacak. O şekilde birazdan üzerine ekleme yapacağız arkadaşlar. İçerisinden tereyağını aldım. Yanmasın istedim. Çünkü unuttum, ilk öncelikle tel şehriye kavrulacağız. Ondan sonra tereyağımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Evde nasıl tereyağı yapılır da videolarımda mevcut arkadaşlar. Bu probiyotik tereyağım. Dediğim gibi 2 saat önce yaptım. Sizler için çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolarımdan diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşın. Onlar da yapsın. Mutlu olalım arkadaşlar paylaştıkça. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle yağını da ekliyoruz pilavımızın içine. Pilav. Evet kızım, pilav yapıyorum tatlım. Evet, bunu da güzelce bir karıştırıyoruz. Bakın. Evet kızım, et de pişirdim anneciğim. Kızım da sabırsızlıkla bekliyor. Kokuyu duydular. Hepsi bir yandan et diyorlar. Gerçekten çok mis gibi oldu. Bakın kıvamını, harika ölçüde arkadaşlar. Ölçüsü falan çok güzel. Şimdi bunu da karıştırdık. Bu şekilde karıştırdıktan sonra yine beklemeye alıyoruz. Arkadaşlar şöyle ağzını kapatalım. Dinlenince pilav daha lezzetli olur. Ama çalıştırmıyor. Sadece ağzını kapattım. Bu şekilde yani 10-15 dakika dinlenirse daha lezzetli pilavınız olur. Tavuğumuz arkadaşlar 20 dakika içerisinde çok güzel kızardı ve artık servise hazır. En az 10 dakika dinlenen dövme pilavımız. En az 10 dakika dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten özleşmesi için şu şekilde hazır. Şimdi ben sizin için güzel bir sunum yapacağım. Siz de sevdikleriniz için bu sunumu yapıp sevdiklerinizi tatlandırır. Harika bir menü yapmış olursunuz arkadaşlar. Size göstermek amaçlı şu şekilde koyuyorum. Şunu ayıralım. Evet, şöyle güzel bir de sunum yapalım sizler için. Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Şöyle. Tadı gerçekten enfes olmuş. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tavuğumuza da, pişen tavuğumuzu da şuraya konduralım. Evet, işte bu. Sofralarınızı misafirlerinize, sevdiklerinize bu şekilde sunup emin olun kıskandırabilirsiniz arkadaşlar. Harika sunumlar yapıp sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Şöyle de biraz süsleyelim. Yanında şimdi yeşillikleri bol olsun. Çünkü yeşillikler iştah açar arkadaşlar. Turuncu iştah açıcı özelliği vardır. Gerçekten enfes oldu. Harika da koktu arkadaşlar. Şöyle biraz serpeliyorum. Fazla serpmeyeceğim. Biraz da turuncu eklemek istiyorum. Havucu rendeledim şöyle. Hafif turuncu ekleyeceğim. Çünkü turuncu gerçekten iştah açıcı biridir. Görselliği de daha canlandırabilir arkadaşlar. Şöyle hafif tabağımızı coşturalım, renklendirelim. Bu yanında da daha önceki videolarımda yaptığım probiyotik mor lahana turşusuyla beraber afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceksiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı olmuşumdur. Bu şekilde sevdiklerinize sunabilirsiniz. Yiyene yapana şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Organik Annem kanalında kalın arkadaşlar.